Seçim Saati Avrupa programından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Az evvel Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da millet buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu seçmene sandığa gitmeyi unutmayın dedi. Ve yurt dışında da oy verme işlemleri ikinci turda 20 Mayıs itibariyle temsilciliklerde ve gümrük kapılarında başladı ve son aktüel rakamları da sizlere iletmiş olalım. Yurt dışında oy kullanan seçmenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Temsilciliklerde kullanılan oy bugün saat 14 itibariyle 1.500.284. Gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı ise 85.050 ve toplamda 1.585.334 seçmen oyunu kullanmış oldu ve şu anda da seçime katılım oranı yurt dışında %46,3 olarak görülüyor. Tabii bugün saat 22'ye, daha doğrusu yarın Perşembe günü, çarşamba günü saat 22'ye kadar oy verme işlemi temsilciliklerde devam edecek. 28 Mayıs saat 17'ye kadar da yine gümrük kapılarında seçmenler, yurt dışındaki seçmenler oy kullanabilecek. Görünen o ki ilk turdaki katılım oranını da geride bırakacak bir oranla karşı karşıya kalacağız. Bakalım bu sefer kimler seçim sandığına gitti? Geçtiğimiz ilk turdaki gibi AKP ve Cumhur İttifakı'nın seçmeni mi çoğunlukta olacak? Yoksa bu sefer Millet İttifakı'nı destekleyenler mi çoğunlukta olacak? Hep beraber bu sonuçları da yine 28 Mayıs günü öğrenmiş olacağız. Evet, bugünkü programımızda hem Avrupa'da, yurt dışındaki seçimlerin ilk turunu değerlendireceğiz. Aynı zamanda ikinci tura ilişkin de öngörüleri konuşacağız. İki tane değerli konuğum olacak. Yeşiller Partisi Federal Eski Milletvekili Hukukçu Sayın Mehmet Kılıç ve yine Avrupa Seçim Koordinasyonu'ndan Sayın Yüksel Koç konuğumuz olacak. Sayın Koç birazdan bağlanacak ama Sayın Kılıç şu anda hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Kılıç. Hoş bulduk Fuat Beyciğim. Size ve izleyicilerimize iyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kılıç, derseniz ikinci turu konuşalım ama öncesinde birinci turu da geride bıraktık. Onun da kısa bir analizini yapmakta fayda var. Az evvel de rakamları ikinci tura ilişkin verdim. Katılım oranı görünen o ki %53'ü geride bırakacak, ilk turu geride bırakacak ama ilk tura ilişkin dikkat çeken yurt dışındaki bazı verilerle başlayalım. AKP'nin oy oranında geçtiğimiz 2018 seçimlerine göre gözle görülür bir düşüş var. Belçika'da 11 puan, Hollanda'da 10 puan, Fransa'da 7 ve Almanya'da yaklaşık 5 puan düşüşü var. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de geçtiğimiz süreçte Almanya'da %63'e yakın bir oy alan Erdoğan bu sefer 5 puanlık bir gerilemeyle 57'ye inmiş durumda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha doğrusu Alman kamuoyu ve arkadaşlarımız bize soruyorlar. Eminim size de soruyorlardır. Almanya'da yaşayıp AKP iktidarını ve Erdoğan'ı desteklemek nasıl bir çelişkidir diye soruluyor. Dilerseniz buradan başlayalım. Hem düşüşü hem de bu çelişkiyi konuşalım Sayın Kılıç. Memnuniyetle efendim. Yani burada yurt dışındaki seçimlerde Erdoğan'ın oyu hakikaten normalin biraz üzerinde. Ama hiçbir zaman o aldıkları oy gerçek değildi. Ben buna çok eminim. Çünkü en iyi yurt dışı oylarını çalabiliyorlar. Ve çalmak da artık karakterlerinin bir parçası oldu bunların. Sürekli halkın iradesini çalmakla meşguller. Şimdi yurt dışındaki seçimler oluyor ama sandıklar sayılmıyor. Oylar torbalara doldurulup uçağın bagajına atılıyor. İçinde de milletvekilleri gidiyorlarmış ama bunlar bir parti devleti kurdular, bir polis devleti kurdular. O çuvalların değişmemesinin önünde bir engel yoktur. O nedenle yurt dışı oylarının bir oranını hakikaten çalabiliyorlar. Ben buna iknayım. Onun ötesinde ise insanlar tabii ki Avrupa'da yaşarken Türkiye'deki pazardaki enflasyonla boğuşmak zorunda değiller. Buradaki 1 avroları Türkiye'de 22 lira ediyorsa onun da tadını çıkarıyorlar. Onun üstüne bir de işte yabancı bir memlekette yaşamanın, dışlanmanın ezikliği varsa reisleri her seçimden önce bir dünyaya meydan okuyor güya.
Bir bağırıyor, çağırıyor. Onlar da buna yol veriyorlar. Bağırabilirsin ama seçimden sonra bizden silah satın alacaksın diyorlar. Ticaret böyle yürüyor. Böylece insanların gözleri boyanıyor. Türk medyasını takip edenler Avrupa'da sadece kontrol altına alınmış medyayı takip edebiliyorlar. Bunun da bir etkisi var. O nedenle bu faktörler bir araya geldiğinde Erdoğan'ın oyu daha fazla çıkıyor. Ama hakikaten söylediğiniz gibi istatistikler gösteriyor bu seçimlerde bütün bunlara rağmen bir gerileme söz konusu. O da insanlar da görüyorlar ki hamaset hakikaten şeyi gerçekleri yansıtmıyor. Yıllardır sürekli önlerine bir havuç tutuluyor. İşte biz uzaya gideceğiz. İşte 2023'te Ay'a iniş yapıyoruz. Uzay Enstitüsü kurdular biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra deprem olunca Hatay'a 3 gün giremeyince bunu bir kısmı gördü insanların ve bu işten uzaklaşmaya başladılar. En küçük eleştirilerinde haklarında dava açılanlar AKP'den uzaklaştılar. O nedenle bütün bu faktörler bir araya geldiğinde evet Erdoğan'ın oylarında bir erime var ama hala normalin üzerinde. Peki Sayın Kılıç, şunu da sormak istiyorum. Özellikle seçime katılım oranına ilişkin yurt dışında yaşayan seçmenlere yönelik eleştiriler de var. Türkiye'de hatırlanacağı üzere ilk turda katılım oranı %88'di. Yurt dışında %53'de kaldı. Fakat şunu sormak istiyorum. Biraz tabii ülkenin dışına çıkıp baktığımız zaman aslında anomalinin gerçekleştiği nokta %88'lik katılım. Çünkü Avrupa ülkelerinde birçok seçimlerde görüyoruz, Almanya'yı da biliyoruz. Genelde 50 ile 60 arasında bir yerlerde katılım oranı söz konusu. Hatta bilmiyorum siz belki hatırlatırsınız ama bu yıl bir eyalet seçiminde %48'lik bir katılımla da Almanya'da karşı karşıya kalmıştık. Yurt dışındaki seçmenin katılımı mı düşük yoksa bir siyasetçi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye mi çok yüksek %88? Bu konuya ilişkin eleştiriler var. Neden katılmıyorlar ya da tam tersine neden katılıp oy kullanıyorlar? Yurt dışındakilerin oy kullanmaması gerekir diyenler de var. Siz neredesiniz bu tartışmalarda Sayın Kılıç? Bu son sorudan başlayalım efendim. Yani yurt dışındakiler de oy kullanabilmeli mi Türk vatandaşları konusuna? Bu demokratik bir haktır. Bunun önünde bir engel olmamalı. Ancak bunun da akli bir yolu olabilmeli. O da şöyle. Ben 1996 yılında bu hak ilk defa ortaya getirilmeye çalışıldığında bir yazı hazırladım. Das Wahlrecht der Auslandstürken diye, yani Türk yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçim hakkı ve onu Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin dergisinde yayınladım. Onu yaparken de değişik ülkeleri inceledim. Görülüyor ki Avrupa'nın birçok ülkesi de mesela Almanya'da buna izin veriyor. Yurt dışındaki vatandaşlarının mektup yoluyla seçimine izin veriyor. Böyle bir yöntem var. Ancak bunu sınırlıyor süreyle. Bazı ülkeler mesela 10 yıl koymuşlar. Çünkü bir insan geçici bir nedenle memleketinden çıkabilir. Bir süre yurt dışında çalışıp tekrar dönecektir. Döndüğü memleketin ne olacağına o da hala karar verebilmeli. Ama 30 yıl o memleketten çıkmışsınız artık orada yaşamıyorsunuz. Sizin bu seçim hakkınız olmamalı. O nedenle bence bu seçim hakkı olmalı ama belli bir süreyle sınırlanabilir. İşte ne bileyim 5 yıldır o ülkede olmayan artık kullanamaz gibi bir çözüm olabilir. Bu daha gerçekçi ve daha anlamlı olur. Şimdi gelelim ikinci sorunuza. O da şuydu, Evet. yani Almanya'daki katılım mı seçimlere düşük, Türkiye'deki mi yüksek? Bence her ikisi de doğru. Almanya'daki düşük, Türkiye'deki ise şimdi hakikaten çok yüksek oldu. Almanya'dakinin düşük oluşunun nedeni, birçok insan diyorlar ki yani her şey yolunda gidiyor. İktidarla muhalefet arasında çok da büyük bir fark da görmüyoruz. Hayat memat meselesi de değil. Öbürleri gelirse birazcık şu konuya ağırlık verirler. Diyelim ki çevre konusuna. Bu gelirse o biraz işçi haklarına ağırlık verir. Liberaller gelirse işverenin haklarını biraz korumaya giderler, otoban yaparlar. Ama o kadar da önemli değil, ben gitmesem de olur diyen çok oluyor. Bu bir şey hareket oluyor. Evet. Türkiye'de ise hakikaten büyük bir mobilizasyon oldu. Türkiye'de kamplaşma çok yüksek. Yani Türkiye'de kendisine bir cumhurun başkanı, bütün yani halkın başkanı olarak gören kişi bir kısmını diğerine düşman ilan etti.
Böyle bir kamplaşma yarattı ve insanlar görüyorlar ki iş tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Bakınız, abartmıyorum. Almanya'da NSDAP'nin yani Hitler'in partisinin yükselişini tarihsel olarak takip edin. AKP'nin yükselişiyle eş değerde noktalar göreceksiniz. Ben bunu bu önümüzdeki günlerde becerebilirsem bir küçük videoyla kendi YouTube kanalımda bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü çok belirgin noktaları var. Yani bir kere hem nasyonal hem sosyalist yani her taraftan oy alacak şekilde bir kendisine bir çakma bir isim buluyor. Adalet kalkınma da hem adaleti getirecek hem kalkınmayı ikisini birlikte hem adaleti yok etti hem kalkınmayı bitirdi, çökertti ülkedeki ekonomiyi. Yani isimleriyle çok böyle iddialı gelen bir şey var, yanıltıcı bir kavram var, o var. Öbür taraftan başkanlık sistemine gidiş, Weimar Anayasası'nın 48 ve 25. maddelerini nasıl kullandığını görüyorsunuz. Yani 48. maddelerinde kanun hükmünde kararnamelerle sürekli bir yönetmeye gidiyor. Ondan sonra o tutmazsa 25. maddeyle meclisi feshetme yetkisini elinde tutuyor. Onu da ortadan kaldırıyor. Reichstagsbrand yani federal meclise sabotaj düzenletiyor. Onun da güya bir komünist yapmış diye ilan ediyor. Bakın Türkiye'de de o darbe girişiminde meclise bombalar yağdı. Ondan sonra Allah'ın lütfu deyip tekrar bir gücünü pekiştirme istikametine gitti. Halk görüyor ki bu böyle giderse Hitler ne yaptıysa o istikamete doğru gidiyor. Yani bir artık ekonomi tamamen içeride çöktüğünde bir daha kazanırsa Erdoğan, ekonomi zaten çökmüş durumda tam dibe vuracak. O zaman ne yapacak? Çevredeki memleketlere askeri operasyonlara girişecek. Halkın çoluk çocuğunu yok edecek kendi istikbali için. Bu görülüyor. O nedenle bir mobilizasyon var. Evet. Ancak işin sırrı sandıkları korumakta. Benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu hakikaten birinci seçimi kazandı. Ancak sandıklarda çok oynuyorlar. Deprem bölgelerinde daha toprağın altından çıkarılmamış insanlar var. Kayıp gözüken insanlar var. Kim nerede oy kullandı belli değil. Kurdukları polis devletiyle çaldılar, çırptılar açıkçası. Onun için bu sonucu almaları imkansızdı. Şimdi ikinci seçimde daha sağlam bir sandığa gidiş olur. Olursa bu işten dönülür. Ve Erdoğan'ın birinci seçimi kazanmaması yani ve %49,5'i kabullenmesi bile bir mucizeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? Aslında kaybetmişti. Bununla ikinci tura kaldı. İkinci turda başka numaralar yaparızın peşindeler bunlar. Birinci seçimi Kılıçdaroğlu açık ara kazanmıştı. Bir dolu manipülasyon yaptılar. Bazı dış güçlerle de birlik işbirliği yapıyorlar. Rusya bu konularda uzman. Rusya ile neler, hangi anlaşmalar yaptıkları sonradan ortaya çıkacaktır. Ama göreceksiniz, Donald Trump'ın seçimlerine dahi müdahale edebilen bir Rusya'dan söz ediyoruz. Bu kendi etrafındaki troll ordusuyla yapabileceği bir şey değil bu. Onun için muhalefet iyi bir sınav verebilmeli. Yani hakikaten protokol edilen seçim sonuçlarıyla seçsise giren çözümleri karşılaştırabilecek durumda olmalıyız. Bunu becerirsek Türkiye bir felaketin eşiğinden döner. Aksi takdirde Türkiye ekonomisiyle zaten ciddi bir sıkıntıya girmiş durumda. Evet. Eğer bunlar tekrar iktidarı ele alırlarsa bir çökmeden söz etmek zorundayız. Zaten enkaz oluşmuş durumda efendim. Evet Sayın Kılıç, gerçekten çok ciddi iddialar, ayrıntılarını birazdan konuşalım ama programın girişinde de belirttim, bir başka konuğumuz da bizi bekliyor şu anda, o da yayınımıza dahil oldu. Avrupa Seçim Koordinasyonu'ndan Sayın Yüksel Koç bizlerle birlikte. Sayın Koç, aynı zamanda sahadasınız bildiğim kadarıyla, Nürnberg'desiniz. Ve az evvel ben izleyicilerimle sayıları da paylaştım. 1.585.334 seçmen yurt dışında şu ana kadar oy kullandı ve %46,3'lük bir katılım sağlanmış durumda. Diğer ayrıntıları da dilerseniz sizden alalım Sayın Koç. Nasıl gidiyor? Öncelikle iyi yayınlar hem konunuza hem size. İyi yayınlar hem seyircilerinize. Uzun süredir Mehmet Bey'i de görmemiştim. Böylelikle Mehmet Bey'i de görmüş oldum. Evet, bu seçim birinci turdan daha büyük bir heyecan var yurt dışında da.
Yurt dışındaki seçmen de şunun farkında. Bu seçim sırada bir seçim değil. Kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimin işte cumhurbaşkanı hükümet sistemi oluşturacağı değil. Önümüzdeki süreci akla karayı belirleyecek kadar demokrasi, özgürlük, eşitlik mi? Yoksa baskı, zulüm ve salafistçi bir yönetim biçimi ülke yönetecek. Bu anlamda ikinci turda yurt dışındaki seçmen oldukça yoğun bir ilgi gösteriyor. Nedeni de bu. Çünkü bu seçim sırada bir seçim olmadığı için. Evet. Şu an elimizde somut veriler var. İşte Almanya'da evet 1,5 milyonu geçti şu anda ama Almanya'da yine Hollanda'da ve Fransa, Avusturya'da 3 günlük olan, 2 günlük oy kullanan yerler var. İşte Bremen'dir, Regensburg'dur, Aachen'dir, Eindhoven'dir, Linz'dir, Graz'dır. Buralara baktığımızda 14 Mayıs'ta kullanılan oyların çok çok üstü oy kullanmıştır. Yani somut olarak eğer veri vermem gerekiyorsa Bremen'de 14 Mayıs'ta 12.160 oy kullanmış. Onda 16.400 oy kullanmış. Aachen'da 7.755 oy kullanmış. Onda 8.500 oy kullanmış. Ve diğer ülkelerde aynı şekilde. Yani baktığımızda işte... %40'lık, %30'luk bir artış söz konusu bu bölgelerde. Aynen öyle. Evet. Innsbruck'ta 3.700 oy kullanırken şu anda 4.700 oy kullanmış. Diğer şehirlerde böyle. Ve biz Almanya'daki verilere baktığımızda, Hollanda'daki ve Fransa'daki verilere baktığımızda işte esinde dün itibariyle günlük 20 bin oy kullanılıyordu. Hafta sonu değil, hafta içi olmasına rağmen. Köln, Frankfurt ve benzeri merkezlerde 15 bin ile 17 bin arasında oy kullanılıyor. Yine bunlar eğer bu gidişat adı devam ederse ki bizim tahminimize göre yarın çok daha yoğun bir katılım olacak, son gündür. Ve bu da şunu gösteriyor. 14 Mayıs'taki kullanılan oydan çok daha yüksek bir ilgi var. Nedeni de şu, özellikle hükümet, AKP-MHP faşist bloğu bütün devlet olanaklarını, imkanlarını yurt dışına da seferber etmiş durumdalar. Yani işte 10 milyon örtülü ödenekte 10 milyon avronun buradaki seçimler için harcandığını, sadece AKP'nin değil, devletin parası, devletin fonlarından parayla AKP kendi hizmetine sokarak bütün seçmenini hepsini sandığa, 14 Mayıs'ta sandığa taşıdığını biliyoruz. Bu sefer fakat muhalefet daha biraz motiveli. Hem Yeşil evet. Sol Parti olarak hem bizim cephemizde hem muhalefetin diğer cephesi biraz daha motiveli. Nedeni de şu, yani birinci turda maalesef işte özellikle demokrasi, özgürlük, eşitlik yanlısı olanlar geçmişte bir ülkemizde böyle bir olgu var ve bu huyumuz yurt dışındaki insanlarımıza da yansıyor. İşte ben gidersem ne olur, işte bir şey değişmez gibi bir yaklaşım vardı birinci turda ve önemli bir muhalefet seçmeni sandığa gelmemişti. Yani yurt dışına sandığa gelmeyen seçmenin önemli bir kısmı tespitlerimizi yine ülke içerisinde de öyle olduğunu biliyoruz. Sayın Koç, bu noktada tabii anketlerde ilk turda bu işin biteceğini göstermesi de mutlaka bu tavırda etkili olmuştur herhalde tahminim. Yani şu toplum artık bu kadar da yeter. Bu kadar hırsızlık, bu kadar baskı, bu kadar zulüm, bu kadar oynamak yeter artık. Toplumun evet. iradesine saygı duymuyorsunuz. Bu anlamda da en üst boyuta katılarak irademizi ortaya koyacağız. Benim gözlemlediğim sahada işte birçok seçim bölgesini bu seçimlerde gezdim. Hem Yeşil Sol Parti seçmeninde özellikle birebir ilgilendiğim için biliyorum. Hem de diğer muhalefet seçmeni daha motiveli bir biçimde sandığa geliyor. Yaşlı insanlar, çok uzak yerlerde gelen insanlar daha örgütlü, daha mobilize ve daha coşkulu bir biçimde sandığa geliyor. Nedeni de seçmen şunu gördü. Erdoğan bütün devlet imkanlarını kullandı. Bütün hileleri başvurdu, işte manipülasyonlar yaptı. Mehmet Bey'e katılıyorum. Özellikle bu sadece Erdoğan ve trollerin yaptığı bir operasyon değildi. Çeşitli dış güçlerde, ismini vermiyorum ama herkes biliyor. Onların da müdahalesiyle sisteme müdahale edildi. Amerika'da yapıldığı gibi aynen öyle katılıyorum. Amerika'da yapılan müdahale çok net bir şey biliyoruz. Evet. Buna rağmen %49'da kaldı. Toplum şunu diyor. Evet biz birinci turda bütün bu baskı, şiddet, bütün bu hile hurdalarına rağmen Erdoğan'a birinci turda kazandırtmadık ve sloganımız da birinci turda kazandırtmadık, ikinci turda Erdoğan'ı tasfiye edeceğiz. Erdoğan'ı sandıkta götüreceğiz. Ve herkes bu coşkuyla sandığa geliyor. Daha önce de bizim pratik olarak gördüğümüz bir şey var. 2018 yerel seçimlerinde de özellikle HDP'nin desteğiyle birlikte o dönemde AKP'nin elindeki olan yerel yönetimlerin hepsi başta İstanbul olmak üzere AKP oralardan hepsini kaybetti. Ve arkasında 14 Mayıs'taki seçimlerde Erdoğan'ı kazandırtmadık. Artık insanlar şunu diyor, evet biz Erdoğan'ı götürebiliriz. Önümüze bir sandık gelmiştir ve bu sandığı biz iyi kullanmamız gerekiyor. Bu iyi bir şanstır. Bu yüzden de
büyük bir moral ve motivasyonla sonunda geliyorlar. İnanıyorum ki bu yurt dışındaki muhalefet, demokrasi, özgürlük, eşlik isteyen, kadın özgürlüğü isteyen seçmenin bu motivasyonu, bu duyarlılığını yurt ülke içerisindeki seçmen de aynı düzeyde yakalar ve bu sefer mutlaka artık sonlandırmamız gerekiyor. Evet. Çünkü önümüzdeki yüzyılı özellikle Yeni Refah Parti gibi, Hizb-ı Kontra gibi, Hudapar gibi giderek paramiliter yapımını da içerisinde alan tam bir faşist, tam bir cihadistçi grup iktidara gelecek. Ben hep şeyi söylüyorum son dönemde, İttihat Terakki ile DAEŞ'in ortaklaştığı bir zihniyet var. Birisi kafatasçı, milliyetçi, diğeri de ırkçılığın yanında vahşet, katliamcı, kendisinin olmayan herkese biat ettirmeye çalışan ve biat etmeyen de kellesini kesen bir anlayış. Böyle bir anlayış mı ülkeyi yönetecek? O zaman bütün demokrasi, özgürlük, eşlik isteyenlerin şunu görmesi gerekir. Bu seçim sadece Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında bir seçim değil. Bu seçim saydığım bu olumsuzlukları, kadın düşmanı, cihadistçi, salafistçi anlayış mı iktidara gelecek? Yoksa demokrasi, özgürlük, eşliğin önünü mü açılacak? O anlamda herkes bu iki tercih arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Evet. Kişilerden ziyade önümüzdeki süreci belirleyecek, hatta çocuklarımızın geleceğini belirleyecek, torunlarımızın geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda bölgenin özellikle geleceğini de belirleyecek bir seçimdir. Çünkü biz biliyoruz ki işte Suriye'deki, Irak'taki, Orta Doğu'daki, Kafkaslar'daki cihadistçi grupları, DAEŞ'i, El-Nusra, El-Kaide'yi gibi grupları eğiten, besleyen Erdoğan ve Erdoğan zihniyetidir. Bu zihniyet iktidarda kalırsa bölge halkı için de büyük bir tehlike, büyük bir handikap olacaktır. Evet. Kıyım ve soykırım yaşanacaktır. Bu anlamda herkes bu seçime, özellikle yurt dışındaki seçmen bu sefer daha motiveli, daha örgütlü bir biçimde sandığa geliyor ve büyük bir coşkuyla sandığa gelip oy kullanıyorlar. Evet. Bazı neneleri, dedeleri gördüm, gerçekten tarif etmek çok zor. O insanların o coşkusunu, o heyecanını hissetmek gerekiyor. 70 yaşındadır. İşte arabalarda iniyordu, diyordu ki demokrasi için geldim. İşte ben özgürlük için geldim. İşte ben kardeşlik için geldim. Ve bunun bilincinde artık seçmenimiz. Yani ülke içerisinde olduğu gibi Türk yurt dışındaki seçmen de değişimden yanadır. O anlamda da ikinci tur çok çok önemli olmaktadır. Sayın Koç, tabii bize şunlar da soruluyor birinci tura ilişkin olarak. Gerçekten birinci turda yurt dışı seçmenlerinin ülke bazında da farklı hareketlerde bulunduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Almanya'da %65 Erdoğan sandıktan çıkarken İngiltere'de %80 Kılıçdaroğlu sandıktan çıkıyor. Ya da Almanya özelinde aslında yine yanılmıyorsam %67'lerde bir Erdoğan destek varken Berlin'de 49'a 49 başa baş bir yarış söz konusu. Bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor? Bu verilere ilişkin de çeşitli değerlendirmelerde bulunuyor mu muhalefet? Elbette ki bu konuda yurt dışında, yani ülke içerisindeki yaptıkları gibi yurt dışında da belli manipülasyon ve algı operasyonu yaptığını biliyoruz bunların yanında. Ama bir de şöyle bir olgu var. Özellikle tarafsız olması gereken, bütün insanlara eşit yaklaşması gereken, bütün vatandaşlarda alınan vergilerle finanse edilen dinayete bağlı camiler AKP'nin şubeleri gibi çalışmaktadır. Ve dinayetin imamları da işte sözüm ona, İslamiyet'in kutsallığı, işte tarafsız olması gerekir, herkese eşit yaklaşması gereken dinayet imamları da en yoğun bir biçimde AKP'nin il başkanı, ilçe başkanları gibi, hatta deyim yerine ise militanları gibi çalışıyorlar. Almanya'nın sosyolojik olarak analiz ettiğimizde de North Rhine-Westphalia'da da en yoğun olarak DİTİB'in örgütlendiği yerlerdir. Yani dinayete bağlı camilerin en yoğun olarak Almanya'da örgütlendiği yerler Hollanda'dır, Belçika'dır. Almanya'nın da North Rhine-Westphalia eyaletidir. Yani evet. Zaten komşu olan bölgelerden bahsediyoruz, birbirine komşu bölgeler. Aynen ve buralarda da camilerdeki bütün insanlar, cami imamları AKP il başkanı. Yoksa AKP'nin kendisi o kadar güçlü değil şu anda yurt dışı örgütlenmesi. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim. MHP birinci turda sandık kuruluna yeteri kadar eleman bulmuyordu. Evet. Geri çekme pozisyonu bile gelmişti birinci turda. Yani sandık kuruluna eleman bulmayan bir parti, işte devletin bu olanakları, imkanlarıyla insanlar seferber ederek iki tane şeyi geliştiriyorlar. Yani yurt dışında da aynı şey geliştiriyor. Bir, ırkçılık, kimlikler üzerinde bir vuruş. Evet. İki, etnik kimlik yanında bir de inançlara yönelik saldırılar.
bu iki fobiyle toplumu kamplaştıran, parçalayan, bölen ve bunun üzerine bir algı yaratmaya çalışan, işte camilerdeki propagandaları biliyoruz, işte seçim alanlarında bunları biliyoruz, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteriyor, işte Kılıçdaroğlu gelirse şöyle yapacaktır, böyle yapacaktır. Bütün bunlar hepsi ülke içerisinde olduğu gibi yurt dışında da toplumu birbirine düşmanlaştıran, oysa yurt dışında yaşayan insanlarımız zaten yabancı düşmanlığı, zaten sosyal hakların kısıtlanmasında bir sürü sorun yaşıyor. Ama Erdoğan eliyle toplum ayrıca de bir ayrıştırılıyor, toplum ayrıca de bir kamplaştırılıyor, toplum ayrıca de bir militarize ediliyor, paramiliter yapılar devreye giriyor. Bunu somut olarak hem birinci turda hem ikinci turda gördük. İşte dün Brüksel'de bunlar yaşadık. İnsanlara, muhalif kesimlere, Kılıçdaroğlu'na oy verenlere saldırdı. İşte Fransa, Lyon. Bu ikinci turda mı oldu Sayın Koç? Yani şu anda süreçte mi oldu? Dün oldu. Nedir? İşte biraz Lyon'da, belki izleyicilerimizi bilgilendirebiliriz bu konuda. Lyon'da işte oradaki görevlerimizi tehdit eden yaklaşımı, yani özellikle her türlü provokasyonu, her türlü algıyı, her türlü şiddeti, her türlü baskıyı yapmaya çalışıyorlar ve giderek uzun bir süre yayılacak bir nifak tohumu, bir nefret tohumu toplum arasında ekiyorlar. En tehlikeli olan da bu. Oysa bu toplum birbiriyle ortaklaşması, ortak yaşaması gerekiyor. Bu konuda bana göre en olumlu sınavı veren Yeşil Sol Parti olmuştur. Yeşil Sol Parti ayrıştıran değil, bütünleştiren, kamplaştıran değil, kucaklayan, farklılıkları değil, ortak yaşama esas alan, hem birinci turda hem ikinci turda bu konuda Türkiye'de siyasi partiler içerisinde en iyi sınav veren Yeşil Sol Parti olmuştur. Ve Yeşil Sol Parti'nin hem seçmeni hem parti olarak kendisi ülke içinde de yurt dışında da bu konuda en mütevazi yaklaşan, demokrasi, özgürlük, eşitlik esas alan, temel kriter olarak sadece bunu alan, inançlara, kimliklere, siyasal düşüncelerden ziyade bu kriterleri esas alarak, bu kriterler çerçevesinde çalışmalar yürüten, evet, arkadaşlarımız bu konuda oldukça olumlu sınavlar veriyor. En kapsayıcı çalışma yürüten arkadaşlarımız da hem seçim bölgelerinde, hem konsolosluklarda, hem dışarıda Yeşil Sol Parti taraftarı ve Yeşil Sol Parti'nin seçmeni olmaktadır. Bu ısrarımızı da sürdüreceğiz. Çünkü biz diyoruz ki bu ülke hepimizin ülkesidir. Evet. Ayrıştıran, kamplaştıran değil, ortak noktalarımız olan demokrasi, özgürlük, eşitlik, tüm kimliklerin, inançların özgür ortak yaşamını esas alan bir paydada buluşmamız gerekir. Demokratik cumhuriyet diyoruz. Demokratik cumhuriyetin önünü açacak olan da bu seçimdir. Bu seçim eğer diktatör kaybederse demokratik cumhuriyetin önü açılacaktır. Eğer diktatör başa gelirse zulmün, işkencenin, katliamın, acının, herkesin payına düşen, aydının da, yazarın da, gazetecinin de, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, inanç kurumlarında, farklı kimlik gruplarında, evet, başta elbette ki Kürtler olmak üzere, ama herkes bu acı yaşayacak. O zaman bu acı yaşamamanın fırsatı elimize geçmiştir. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. İşte yurt dışında yarın oylar sonlanıyor. Ama bir şey daha var. Erdoğan bu kadar yurt dışına yüklenmesinin bir nedeni de şu: yurt dışındaki oyların toplamı Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçiminde %2'sine tekabül ediyor. Çok, evet, önemli bir rakam. Evet. O yüzden de bilerek çok yükleniyorlar. Yurt dışındaki muhalif demokrasi, özgürlük, eşitlik sevdalar da bunu bilerek hareket etmesi gerekiyor. Bizim oyumuz çok değerlidir. Bizim oyumuz Türkiye'deki kardeşlerimizin, çalışanlarımızın, yoldaşlarımızın, canlarımızın, hevalarımızın, ne dersek diyelim, onların emeğine emek katmamız gerekiyor. Onlara güç katmamız gerekiyor. Yoksa devlet olanaklarıyla, DİTİB camileriyle insanları sandıklara götürenler alan açarsak, bu konuda oradaki kardeşlerimize, oradaki yoldaşlarımıza, oradaki canlarımıza, hevalarımıza haksızlık yapmış oluruz. Evet. Ve bu bilinçle de zaten seçmenimiz çalışıyor. Bu bilinçle arkadaşlarımız çalışıyor. Motivasyonumuz oldukça yüksektir. Evet Sayın Koç, çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ikinci turda sadece Cumhurbaşkanlığına oy veriliyor. Öyle il bazında bölünmüyor yurt dışı oyları. Direkt sonuca eklenecek. Direkt Cumhurbaşkanı kendisi, aynen. Bunda direkt Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da, evet, diktatör Recep Tayyip Erdoğan'a gidiyor. Evet. Sayın Kılıç, dilerseniz sizle de şuradan devam edelim. Biz tabii Avrupa'daki siyasette alışığız. Koalisyon görüşmeleri olur, ittifaklar da kurulur Avrupa'da ama bunlar ilkesel bazda olur. Fakat Türkiye'de maalesef pembe dizi izler gibi izliyoruz bunu. Çünkü hiç olmayacak taraflar bir araya gelebiliyor. Son olarak Sinan Oğan'da biz bunu gördük. Sinan Oğan milliyetçi biri, asla Hüdapar'la, Hizbullah'la aynı safta yer almaz demişti. Fakat dün gördük kendisi gitti ve Erdoğan'a desteğini açıkladı.
Kendi adıma çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim ama şunu sormak istiyorum. Yurt dışında o ana olan desteğe baktığımızda %1.9 gibi bir düşük bir oran karşımızda. Muharrem İnce o zamana kadar yurt dışı oyları kullanana kadar çekildiğini ifade etmemişti. O yüzden oradaki oy oranında %1.06 görünüyor. Bu oyların yurt dışında ya da Türkiye'de 5.2 almıştı Sinan Oğan ilk turda. Bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Sinan Oğan'ın bu açıklamalarının Erdoğan cephesine oy kazandıracağını düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz bu son gelişmeyi? Efendim, evet, aslında her bir oyun bir etkisi var. Bunu bilmekte yarar var. Çünkü Yüksel Bey'in de doğru tespit ettiği gibi şimdi bir referandum gibi ya biri ya öteki birisi bir oy önde olursa o kazanmış olacak. O nedenle her bir oy önemli. Ancak yani tabana sunulan kararlar olmadığı için, bakın Almanya'da bir diyelim ki koalisyon kurulacak olsa partiler koalisyon anlaşmalarını kendi kurmalarıyla yaparlar, konuşurlar. Bunu kendi partilerinin genel kuruluna onaylatırlar. O onaylanmazsa o koalisyon içinde yer alamazlar. Ama Türkiye'de öyle değil. Bir liderler sistemi kurulmuş durumda. Liderler kendi başlarına bir karar veriyorlar ve tabanlarının da buna uymasını ümit ediyorlar. Ama o her zaman öyle olmuyor. Yani Sinan Oğan meselesindeki durum daha çok şu. Hakikaten bazı yerlerde çaldıkları çok göze çarpmasın diye oyları ya MHP'nin hanesine yazmışlardı ya Sinan Oğan'ın hanesine yazmışlardı. İşte bakınız, evet. Doğu illerinde yani seçmeninin neredeyse tamamı HDP'li yeşil sol olan yerlerde birdenbire bakıyorsunuz ki MHP'ye oylar çıkmış, Sinan Oğan'a oylar çıkmış. Yani bunlar da gösteriyor ki orada bir ciddi manipülasyon var. Göze çarpmayacak, nerede müdahale edilemez, orada hareket ediyorlar. O nedenle o kişinin oylarını çokça yüksek görmemek gerekir. İkincisi, o şu tarafa gitti diye protest seçmenin de o tarafa gideceğine ilişkin hiçbir ibare yoktur. Dendi ki, bu bana göre anlamlı bir yorum, Sinan Oğan'ın seçmenleri, var olan seçmenleri, gerçek seçmenleri daha çok bir protesto, yani ne Tayyip'i ben seçerim ne Kılıçdaroğlu'nu seçerim. İkisini de seçmek istemediğim için ama seçime de gidip kendimi göstermek istediğim için ben bu gidip bu oyu veririm diyenler var. Ancak onlar da şu an bir yol ayrımındalar. Sinan Oğan gidip de bugüne kadar demediğini bırakmadığı Erdoğan ve sistemine ilişkin bir yere yamandı diye bu ona oy vermiş olanlar da oraya gidecek diye bir otomatizm yoktur. Sinan Oğan'ın hareketinde gene ciddi rol aldığı söyleniyor Azerbaycan'ın. Azerbaycan'ın bir şeyi vardır, bir petrol ekonomisi gücü vardır. Evet. Orada da tek adam bu işi yürütüyor. Orası da sırtını bir ölçüde Rusya'ya dayamış durumda. Onun için Türkiye, Azerbaycan, Rusya ekseninde giden bir çalışma söz konusu. Türkiye'yi batıdan ayırmaya yönelik bir operasyon var. Orada da ekonominin gücünü kullanabiliyorlar bazen bu tür şeyler, şirketler. Öyle diyeyim. O istikamette hareket ediyorlar ve bu bölünmeyi böyle sağlamış oldular. Ama ben şuna inanıyorum ki Sinan Oğan'a şu veya bu nedenle oy vermiş olan kişiler gidip yarın o Erdoğan dedi diye Erdoğan'a vermeyeceklerdir. Onun tabanı daha çok Erdoğan'dan bıkmış, usanmış, sürekli bir NATO, bir Rusya, bir IŞİD arasında dans eden bir iktidardan bıkmış. Gidip Kürt açılımı yapıyorum derken birdenbire samimiyetsizliğini ortaya koyup ondan sonra MHP gibi partiye sığınmak zorunda kalmış. Onu da bırakın, aman ha 3-5 oy daha gelir mi diye Hüdapar gibi Hizbullahçı bir terör örgütünü içine almış bir yapıya gidip Oğan'ın taraftarlarının oy verebileceğine ben inanmıyorum. Bir kısmı Kılıçdaroğlu'na oy verecektir. Bir kısmı ise seçim sandığına uzak kalabilir hayal kırıklığıyla. Onun için oradan çok şey alabileceğine inanmıyorum ben Erdoğan'ın. Evet. Ama bu bir psikolojik operasyon oldu. Yani muhalifleri seçim sandığından uzak tutmaya, artık biz bir şeyi değiştiremeyiz gibi bir duygu yaratmak için yapılan bir operasyon oldu. Buna inanmamak gerekiyor.
Evet, 24 Mayıs'a kadar yurt dışında seçim mümkün. Lütfen herkes oyunu kullansın. Biz üstümüze düşeni görevi yapacağız. Türkiye'de de 28 Mayıs'ta seçimler olacak. Her bir seçmen sandığa gidecek, elinden geleni yapacak. Aksi takdirde yarın Hitler'in sistemi gibi bir sistem kurulur da çöküş başladığında oraya buraya savaş açıp halkın çoluğunu çocuğunu cephelerde asker olarak feda etme yoluna giden bir sistem olursa bu seçime gidip bu sisteme karşı koymayan herkes bundan sorumlu olacak. Bunun bilinciyle hareket etmek gerekir. Her bir oy gidip değerlendirilecek sandıkta. Oy vermek önemli. İkincisi de sandıklara sahip çıkmak önemli. O nedenle de şimdi Kılıçdaroğlu da sisteminde ve kişilerinde bir değişiklik yaptı. Bu çok önemli bir değişiklik. Nasrettin Hoca'nın deyimiyle iki tane damdam düşeni görevlendirdi bu işten. Evet. Öyle bir fıkra vardır. Nasrettin Hoca damdan düşüyor, köylü geliyor. Hoca sana nasıl bir doktor getirelim, nasıl bir kırıkçı getirelim? O da bana bir damdan düşen getirin. O bilir diyor bu işin nasıl yapılacağını. Şimdi Kaftancıoğlu ve İmamoğlu İstanbul seçimlerinin çalınmasına engel olan insanlardır. O seçimi kazandığı halde elinden almaya çalıştılar biliyorsunuz. Seçimi kazandığı halde seçimi yok saydılar, tekrar ettirdiler. 800 bin oy farkla tekrar kaybettiler İstanbul'u. Evet. Ve ne diyordu Erdoğan? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyordu ve İstanbul'u kaybetti, Türkiye'yi de kaybetti. Maalesef Türkiye'de çok şey kaybetti. Barış anlamında, özgürlük anlamında, adalet anlamında, ekonomi anlamında çok şey kaybetti. Burada abartı yoktur. Türkiye'deki banka sistemi şu an çökmüş durumda. Bunu göstermemeye çalışıyorlar. Evet. Ekonomi çökmüş durumda. Resmi rakamlarda enflasyon %70, gayri resmi %150. Yani bu devralan dahi enkaz devralacak ama Kılıçdaroğlu ele alırsa tekrar parlamenter sistem ve adalet sistemi birazcık düzeltilebilirse yabancı yatırımcı cesaret bulur. Tekrar Türkiye en azından turizmle dahi başlasa. Bakın birçok insan memleketine gidemez hale geldi. Evet. Herkese dava açmışlar adamlar. Yabancı turistler gelmez oldular Türkiye'ye. Onlar dahi gelse sezonluk Türkiye tekrar kendine gelir. O nedenle bir an önce bu Müslüman kardeşler, Hizbullah ve ırkçıların karışımından oluşan bu koalisyonun bir an önce Türkiye'nin sırtından atılması gerekiyor. Aksi takdirde önümüz karanlık efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Kılıç. Araya gitmeden evvel ben Sayın Koç'tan da bu konuya ilişkin görüşlerini almak isterim. Evet, Ata İttifakı'nın adayıydı Sinan Oğan. Kendisi Erdoğan'a olan desteğini açıkladı fakat Ata İttifakı aynı görüşte değil. Bugün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir açıklama, daha doğrusu Millet İttifakı'yla bir destek protokolü imzalanması bekleniyordu. Fakat kulislerden gelen bilgiler neticesinde bu destek protokolünün imzalanmamasındaki en büyük neden kayyım uygulaması oldu. Millet İttifakı protokol metninde yer alan belediyelere kayyım uygulamasına son verilecek vaadine karşılık Zafer Partisi, daha doğrusu Ümit Özdağ, gerekli durumlarda bu uygulamanın hayata geçirilmesi yönelik bir talebi vardı. Yarın da kararını açıklayacak. Bu dediğim gibi biraz pembe dizi işine dönüştü. Her gün değişik bir gelişmeyle karşı karşıya Sayın Koç. Bu tartışmalar muhalefet seçmene yansıması nedir? Özellikle Kürt seçmenin bu ikinci turda da sandığa aynı şevkle birinci turdaki olduğu gibi gidecekler mi sorusu çok soruluyor. Sizin değerlendirmeniz nedir bu noktada Sayın Koç? Birincisi, maalesef Türkiye'de yanlış bir tartışma yürütülüyor. Mehmet Bey'e katılıyorum. Özellikle Sinan Oğan'ın aldığı %5'lik oy tartışmalık bir oydur. Ve bu %5'lik oy da Sinan Oğan'ın ya da milliyetçilerin oylar değil. Bunlar büyük ihtimalle işte şu anda alanda gezip gördüğüm, dün işte Berlin'deydim, yapılan tartışmalar şu. İşte ben İYİ Partiliyim, ben işte şeyde parlamento seçimlerinde 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'ye oy verdim ama Cumhurbaşkanı seçimlerinden Sinan Oğan'a oyumu verdim. Bu sefer öyle yapmayacağım diyen. Yani büyük ihtimalle işte %3 gibi bir oranda İYİ Parti'den oraya giden bir oy var. Ve bu oyların hiçbirisi Sinan Oğan'ın kontrolde olan oylar değil. İkincisi,
18 milyon seçmen sandığa gitmemiştir. Ve bu seçmenin de büyük bir kısmı, işte anketler yapılmıştı. Bu anketlerde Türkiye'de bu sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük bir kısmı, %70'e yakının muhalif seçmen olduğu tespit yapıldı anketlerde çıkan sonuçlara göre. Evet. Türkiye'deki muhalefet Erdoğan'ın geliştirdiği o ırkçı ve ayrıştırıcı şeye mahkum olmamalı, ona teslim olmamalıdır. Fakat gidişat biraz o yönlü olur, bu tehlikelidir. Yani zaten biz bu anlayışta kurtulmak için bu seçimi yapıyoruz. Bu seçimi farklı kılan neden de bu kamplaştıran, ucubeleştiren, farklılaştıran, ayrıştıran bir yapıda kurtulmak istiyor. İşte Kürtler bundan kurtulmak istiyor, Aleviler bundan kurtulmak istiyor, seküler laik kesim bundan kurtulmak istiyor, ekonomik olarak darboğazda olan insanlar bundan kurtulmak istiyor, barış akademisyeni bundan kurtulmak istiyor. O zaman bizim bir farkımız olmayacaksa, Erdoğan'la aynı söylemleri kullanacaksak, aynı söylemleri dile getireceksek, o zaman Erdoğan'la ne farkımız kaldı? Ya da bu Cumhur İttifakı'yla, işte biraz önce söyledim, İttihat Terakkici ve DAEŞ zihniyetinin ortaklaştığı, harmanladığı bu anlayışta ne farkımız kalacaktır? Ve üstelik de herkes biliyor ki Sinan Oğan bu %5'lik oyu kontrol etmiyor. Türkiye cephesinin unutmaması gereken şey şudur. Kürt hareketi ve Kürtler bu konuda çok dik durmuşlardır. Bu konuda herkesin bunu görmesi ve takdir etmesi gerekir. Evet. İşte CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de dahi Sayın Kılıçdaroğlu'na %72 oy çıkmamıştır. Ama Diyarbakır'da Kürtler Sayın Kılıçdaroğlu'na %72 oy vermiştir. Van'da böyle, diğer bütün Kürt illerinde böyle. Niye Kürtler savaşın, katliamın, baskının, şiddetin, kayyumların, Kürtlerin iradesine saygısının sonlanması için, bunun önünün açılması için Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiştir. Bunu CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'nda görmesi gerekir. Kürtler bu konuda kararlıdırlar. Yani biz mutlaka tek adam rejimde kurtulmamız gerekiyor. Bu konuda yurt dışındaki, işte şu ana kadar yürüttüğümüz seçimde de çok motive bir biçimde bizim seçmenimiz sandığa geliyor. Kürt seçmen sandığa geliyor. Ve hiçbir dönemde bu kadar motive bir biçimde gelmemişti. Yani 14 Mayıs'ta bu kadar motive ve bu kadar coşkulu sandıklara gelmiyor. Ama bu sefer herkes kendisini sorun ve görevli görüyor. Ve birçok alanda gördüğümüz şey şuydu, bizim seçmenimiz, özellikle Kürt seçmen. Ben birinci turda bu kadar ciddiyetini tam algılamamıştım, gelmemiştim. O konuda kendimle birlikte 5 kişi de getirmişim. Bu benim öz eleştirim olsun ve geldim oyumu kullanıyorum diyen seçmenimiz var. Yani böyle yaklaşıyor Kürt seçmeni. Karşısındaki güçler de, diğer millet cephesi de, Sayın Kılıçdaroğlu da, CHP'de Kürt cephesine böyle yaklaşması gerekiyor. Yoksa işte Sinan Oya'nın toplama birkaç oy, ki bana göre, ben Mehmet Oya'ya katılıyorum, o oylar Sinan Oya'ya gelmedi. Bir operasyonla onlar Sinan Oya'na özellikle verildi. Yüzde hep aynı noktada tuttu. Baştan itibaren tuttu. Bu kadar böyle bir şey olamaz yani. Amerika seçimlerini düzen eden ekip burada da aynı şey yaptılar. Ama maalesef muhalefet handikapa giriyor. Bu Erdoğan Türkiye'de zaten 21 yıldır Erdoğan iktidarda kalmasının temel nedenlerinden birisi nedir? Evet. Muhalefetin ve herkesin gündemini Erdoğan belirliyor. Yani muhalefet kendisi gündemini belirleyerek Erdoğan'ın peşine sürükleyen değil, Erdoğan'ın belirlediği muhalefet gündemin peşine sürüklüyorlar. Her konuda böyledir. Ve o 21 yıllık iktidar hep böyle yürütebildi Erdoğan. Oysa muhalefet her konuda, Kürt meselesinde, demokrasi konusunda, kadın özgürlüğü konusunda, eşitlikler konusunda, inançlar konusunda daha dik durmalıdır. Farkını ortaya koymalıdır. Bu rüzgar eğer biraz olumlu atmosfer Türkiye'de oluşmuşsa, nedeni de bundan ötürüdür. Yani şu anda 21 iktidarında bulunan o tekçi, farklılıklara tahammül etmeyen, kendisine biat etmeyen, hiç kimseye yaşam hakkı vermeyen, çoklu toplum, çok kimlikli, çok kültürlü, çok siyasal görüşlü bir toplumdur Türkiye. Bunu görerek hareket edenler kazanır, bunu görmeyerek. Erdoğan'ın ve Erdoğan ekibinin yaptığı, başta diktatör Erdoğan yaptığı o milliyetçi, anti-Kürtçü, Kürt karşıtı söylemlere Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP Millet İttifakı'na gelirse büyük bir yanılgı içerisine girerler. Bunun içine girmemeliler. Bu tam bir tuzaktır onun açısından. Oysa toplum değişimden yanadır. Toplum değişim istiyor. Bunu nerede biliyoruz? Bunu hem seçimlerde biliyoruz, hem daha önce Meral Akşener operasyonu yapanlar, işte Kürtleri, evet, aktör olmaktan çıkaralım, Sayın Kılıçdaroğlu'nu biraz motivasyonu kıralım diyen operasyon yapanlar, ama toplumun büyük bir direnciyle karşılaştıkları için Meral Hanım gelin masaya döndü. Demek Türkiye toplumunda bir değişim, dönüşüm isteyen, milliyetçilerinde de, muhafazakar kesimde de, liberal kesimde de artık toplum
nefes alamıyor, nefes almak istiyor toplum. Ama aynı söylemlerle, Erdoğan'ın başka bir versiyonu olan söylemlerle biz bunları eğer siyaset yaparsak bu Türkiye'ye kaybettirir, Türkiye toplumuna kaybettirir. Sadece Kürtlere değil, herkese kaybettirir. Oysa değişim, dönüşüm, yeni açılımı, özgürlükleri ifade eden karşılık buluyor. Türkiye'de asıl karşılık bulan budur. Diğeri karşılık bulmuyor. İşte karşılık bulsaydı Erdoğan birinci turun kadar hile, hurda, bütün olanakları, imkanları, uluslararası algı operasyonlarıyla rağmen başaramadı. Kim bunu yaptı? Bunu başta Kürtler olmak üzere Aleviler, demokrasi, özgürlük, eşitlik isteyenler Erdoğan'ın birinci turda geçmesini engellediler. Birinci turda, o yüzden sloganımız işte birinci turda sana kazandırtmadık, ikinci turda sana seni kaybettireceğiz ve biz mutlaka bunu da başaracağız. Ülkedeki Kürdistan halkı da bu çerçevede yaklaşıyor bu mesele. Ama muhalefet de dediğim gibi Erdoğan'ın oyuna gelmemesi gerekir ya da o cephenin söylemlerinin farklı bir biçimde dilendirmesi onun kazandıran değil kaybettiren bir tarz olur. Ama bu konuda Kürt seçmeni kararlıdır. Evet. Kürt seçmeni değişim istiyor. Bunun en bariz örneği de dediğim gibi işte Van, Diyarbakır halkı değişim istiyor. Net. Evet. Erdoğan'a idip ese dedi. Hem de büyük bir oranla, hiç Türkiye'de görülmemiş yüzeyde oranla Erdoğan'ı istemediğini çok açık bir biçimde bu bloğu istemediğini, bu tekstçi, katliamcı anlayışı istemediğini net bir biçimde ortaya koydu. Evet Sayın Koç, Sayın Kılıç, saat başına kadar kısa bir araya çıkıyoruz ama aradan döndükten sonra özellikle Sayın Kılıç'a şu noktayı sormak istiyorum. Şu anda iktidarın en fazla propaganda geliştirdiği, argüman geliştirdiği noktada efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhur İttifakı'nın elinde. Bu süreçte Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse hiçbir iş yapamaz, yaptırılamaz. Bu konunun hukuki boyutunu aradan sonra değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi saat başına kadar kısa bir araya çıkıyoruz müsaadenizle. Evet sevgili izleyiciler, saat başına kadar bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar Sayın Yüksel Koç ve Sayın Mehmet Kılıç'la yurt dışındaki seçimleri konuşmaya devam edeceğiz.